Akşamlar herkese. Müsaade bir ekran paylaşımı yapabiliyorum. Dilber Akgel, ben Mersin'de oturuyorum. 34 yaşındayım. İki tane kız çocuğum var. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim ama çalışmıyorum. Atomi'ye bir arkadaşım sayesinde geçen sene katıldım. Bir senemiz oldu. Evet. Kendisi pes edip bıraktı. Ben devam ettim. Senin sevime master oldum Ekim ayında. Bu geçen ayda meydan okumaya girdik. Çok da başarılı geçti. Sponsorlarımız sayesinde zaten biz tek başımıza bir şey yapamayız. Yani çok bir şey yapamayız. Evet, belki uğraşır çabalarız ama alt ekiplerimiz olmadan, arkadaş, iş ortaklarımız olmadan hiçbirimiz bir yere gelemeyiz. Tek başımıza yürüyen bir sistem değil zaten. Hani alt kolların, alt ekiplerin olması gerekiyor. Herkes bunu biliyor. Bu akşam herkesi çok sevdiği, kullanan kişilerin vazgeçmediği, kullanmayanların da merakla beklediği Atomi seti anlatacağım. Kendim de kullanacağım. Şöyle küçük bir tane önce bir videom var, onu izletmek istiyorum. Absolut'la ilgili. Yok. Sonsuz teknolojinin evrimi. Atomi'nin dört ana teknolojisine eklenen iki yenilikçi buluşunun yanı sıra yıllarca süren araştırmaların sonucu Atsalık cilt bakım serisinin doğuşu olabilir. Cildin canlılığını sağlamak için yüksek miktarda doğal bileşen cildin gençliğini ve parlaklığını zamana karşı korur. Sanatçı smart kapsülasyon transfer teknolojisini doğru aktif hücre kodunu tanımlamak ve sunmak için cilde ve yüze uyup oluyor. Üçlü yaşlanma karşı tepkinin arkasındaki bilim, cilt canlılığının potansiyelini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Atomi'nin cildindeki teknolojik ilerlemesi beklentilerin ötesine geçiyor. Absolute cilt bakımının her damlasıyla kusursuz cilt açığa çıkarın. Evrimsel teknolojinin özü saati tersine çevirir. Yeniden doğmanızı sağlayarak zamanı geri sarar. Atomi Absolute Selective Cilt Bakımı. Şöyle arkadaşlar, küçük bir videomuzu izledik. Şimdi Absolute ile ilgili benim hazırladığım bir slide var. Kendi slaytıma başlıyorum arkadaşlar. Absolute ile ilgili. Şöyle büyüteyim birazcık. Absolute set 6 tane üründen oluşuyor arkadaşlar. Evrimsel teknolojinin özü yeniden doğmamızı sağlayarak zamanı geri sarar. Şimdi biz daha önce Atomi ürünlere başlarken 4 tane teknolojiyle ürünlerini üretmeye başlamıştı. Ama Absolute Set'te 2 tane daha eklemiş teknolojiyi. Birincisinde etkin bileşenleri konsantrasyon yapan yüksek arıtma teknolojisi. Tazeliği korumak için taze biyoteknolojisi. Daha iyi emilim sağlamak için fermantasyon teknolojisi. Emilimi sağlayan konsantre, mikro bileşik kapsül teknolojisi. Daha önce 4 tane teknoloji vardı. Şimdi bunlara 2 tane daha selektif teknoloji eklemiş durumda. Bunlar 2 tane nedir? Dağılma ve materyal, yani malzeme teknolojisini eklemiş. Dağılma teknolojisinde hızlı ve kesin dağılma özelliği olan Absolute'ün en son teknolojisi, bileşenlerin cilt sorunu olan bölgeleri etki ederek canlanmasını sağlar. Yani vücudunuz, cildinizde sorun hangi bölgedeyse, neyse, direkt oraya işleyen bir teknolojiyle üretilmiş.
Malzeme de her cilt alanı ve işlevi için en son teknoloji ve bileşenlerden oluşan çok sayıda kompleks. Şimdi atomi absolute belirli kodlar yüklenmiş buna. Multi kompleks deniliyor buna. İşte dormin yapısı yüksek saflıkta botanik, Yosemite'den gelen antioksidan ve lupin protein demek. Şimdi ben bu ikisinden dormin ve Yosemite'yi birazcık açmak istiyorum size. Dormin işte 4300 yıl önce hurma çekirdeğinin yeniden çimlenmesinden fikir alınarak geliştirilmiş bir teknoloji. Büyümeyi yeniden durdurup cilde uygulanan bir teknoloji. Yani bunun sayesinde cildimizin zamanını durdurabiliriz demek bu. Yosemite'de San Francisco'da bulunan Yosemite Milli Parkı'ndan ismini alıyor. Milli Parkın ismi Yosemite. Orada bir ağacın, 100 yıllık bir ağacın özlerinden alınmış, bitki özlerinden yapılan bir fermantasyon. Bu da hani çok kolay yapılmayan bir işlem. Çok emek sarf eder ve zaman isteyen bir durum. Bu yüksek teknolojilerle çalışmışlar Absolute Lab'de. Dormin dediğim gibi dormin bitki özlü büyüme faktörü. İşte acı bakla proteini ve yasomite. Acı bakla dediği de muhtemelen lupin çiçeğinden bahsetmişler burada. Bu lupin çiçeği de denimizin epidermis dermis arasındaki elastikliği için önemli bir durum. Absolü dermatolojinin özü su değil, su kullanılmamış burada. Bunun üzerine yeşil çay özlü su kullanmışlar. Yeşil çayda kateşini biz hepimiz çok duymuşuzdur. Ben kendim çok duymuşumdur daha önceki zamanlarda. Kateşin ne olduğunu ben az önce araştırdım biraz. Yeşil çayda özellikle bulunan ve vücut için detoks etkisi yaratan bir maddeymiş. Bununla özünü yapmışlar arkadaşlar. Su yerine yeşil çay özlü suyu kullanmışlar. Bu bile onun farkını ortaya çıkarıyor. Kokusu da mistik bir koku var arkadaşlar. Kullanan arkadaşlarımız bilir. Yoğun ve hafif. Aslında çok yoğun ama çok hafif. Bir insan rahatsız etmeye mistik bir koku eklemişler. Tuberosa kokusu deniliyor buna da. Şimdi Absolute Set daha önce ya birkaç tane zaten testten geçmiş. Bunun klinikten geçip bunun işte hani bir zararı olmadığı anlamında belirli güvenli kalitesi almışlar. Derma test çok zor alınan bir test. Bu Almanya'da alınıyor. Zordur. Herkese hemen hemen verilmiyor. Yani çok büyük çok büyük testlerden geçince alınabiliyor. Yani işte ciltle uyumlu, herhangi biraz yan etkisi ve alerji fonksiyonlara sebep olmayacak içerikler bulunduğu ile ilgili bu testten geçiyor. Bu zor bir test. Ve onun için bu derma testten de orijinal egzalant testini güvenliğini almışlar. Şimdi Absolute Set'in kullanımından sonra kullanıcı yorumları var. Mesela %90'ı cilt tonum eşitlendi diyor. %95'i cildim aydınladı ve parladı diyor. İşte %95'i tekrar kullandıktan sonra sağlıklı bir cilde kavuştuklarını hissettim diyor. Ya da işte ciltlerinin nemlendiğini ve güçlendiğini genellikle %90 üzerinde bir sonuç almışlar ve bu sonuçlar 4 haftalık sonuç. Yani bir aylık kullanımda alınan bir sonuç. Veya işte Absolute için de tekrar 4 haftalık alınan nitelik sıkılaşma, esneklik, nem, göz çevresindeki kırışıklar, cilt yoğunluğunun ve cilt tonunun bu 4 hafta içerisinde iyileşme gösterdiğini gösteren bir tabloyla karşılaşıyoruz. Klinik test sonuçlarıdır bunlar. Fakat tabii bir hafta sonrasında hepimiz hani bir ay değil de 2 ay, 3 ay, 4 ay artık yani çok küçük ambalajları büyük ve bizi 4-5 ay düzenli kullanımda götürebilecek ürünler. Yani demek ki 3-4 ay sonra cildimiz artık hani herkes tarafından öyle cildine ne olmuş, çok güzelleşmişsin falan diye sonuçlarla karşılaşabileceğiz anlamına geliyor. Şimdi 6 tane üründen oluştuğunu söylemiştim. Tonik, ampul, serum, losyon, göz kremi ve seyirci kremimiz var. Ben tonikten başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu boyutu görüyor musunuz bilmiyorum. 150 ml. Bu tonik promium beyazlatma özelliğine sahip. İlk şöyle biraz kullanalım. Hafif jel yapısı var ve beyazlatma özelliği var bu toniğin. Toniği ilk kullandığınızda ilk
nemi alabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz yüzünüzde. Ben öncesinde de yıkamıştım, temizlemiştim cildimi sınırı yapacağım diye. O yüzden rahatlıkla kullanabiliyorum. Çok güzel, mistik bir kokusu var. Bu ne demek? Tonik niçin kullanmamız gerekiyor? Önce bizim bunu nemlendirip daha sonraki işlemler için vücudumuzu, cildimizi ürünlere hazırlamamız için tonik kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi ilk sürdüğümüzde ilk nemi hissedebiliyoruz onu kullandığımızda. Şimdi absolut mavi yoğun ampule geçelim. Bunu hepimiz çok fazla duyduk, çok fazla merak ettik. Yani bu mavi ampulün içinde yok yok. Bu dediğimiz dört tane ana bileşenden iki tane eklenmişti ya, bu ampulün içerisinde çok fazla yoğun bir şekilde var. Çok güçlü bu ampulümüz. İçinde aydınlatıcı ve kırışık önleyici, antiyejik bileşim klinikleri de tamamlanmış bunun. Kliniklerden ve testlerden geçmiş. Cildin yaşlanmasını azaltmaya yardımcı, çok büyük, yüksek teknolojiden üretilmiş. Bunun içinde dediğimiz gibi az önce özel saf bitkisel, dolmen tekniği, yeşil çay üzümü ve cilt problemli bölümünü tespit eden Aptarit teknolojisi kullanılmış burada. Yani bize Türkiye'ye Royal Master'ımız geldiği zaman da Kim Seong Hanım da bahsetmişti bundan. Kanserli hastalar nasıl ilaç aldıklarında direkt o bölgeye etki ediyorsa, bunun içeriğinde de bu aktivite tümünde de var ama ampulümüzde çok yoğun bir şekilde var. Ve bu cildin artık mesela kırışıklıksa kırışıklığa nüfuz ediyor. Leke varsa direkt oraya nüfuz eder. Yani cildimizin hangi bir problemi varsa direkt oraya iyileştirmeye yönelik çalışıyor bu teknolojiyle. Şöyle cam bir üründür. Camın içine şöyle bir damlalığı var. Şu şekilde yetecek şekilde vücudumuza dağıtabiliyoruz. Ara ara yapıyorum ki hemen emsin. Üst üste gelmesin şey. Çok güzel bir kıvamı var, yoğun bir jeli var ve ben vücudumun her yerini, cildimin her yerini kullanabiliyorum. Ki benim yüzüm geçen sene gerçekten çok kötü olmuştu. Bilen bilir. Artık akneye kadar çıkmıştı. Böyle büyük köklü sivilcelerim vardı. Evenin kerasetiyle onları bitirdim. Şimdi de absolute başladım. Çok olmadı başlayalım. Ona rağmen cildimde güzel bir değişim var. İşte dediğim gibi az önce malzeme teknolojisi, aktarma teknolojileri ampulümüzde mevcuttur. Geçelim üçüncü ürünümüze, serum. Serumda da küçük tanecikli emülsiyon teknolojisi kullanılmış. Burada da cildimiz epidermis ve dermisten oluşuyor. O ikisinin arasındaki elastiği için çok önemli. Bu çok küçük tanecikli emülsiyon teknolojisi olduğu için en küçük gözeneklerimizin içerisinde de girebiliyor ve cildimizin alttan, yani cildin alt bölümünü güçlendirmeye yarıyor arkadaşlar. Ampulle beraber serum ikisi birbirine çok cildimizin alt bölümlerini çok güzel destekliyor ve bunun da esneklik ve kırışıklık önleyici kliniği tamamlanmış. Şimdi gelelim losyona. Bu sefer biz dıştan cildimizin dışından artık bir bariyer oluşturuyoruz losyonumuzla. Losyonumuzun içerisinde cilt tipine benzeyen yapılar var arkadaşlar. Cilde benzeyen yapılar olduğu için pamuk gibi yumuşacık. İlk böyle açtığımızda beyaz ve gerçekten çok yumuşak bir dokusu var. Çünkü cilde benzeyen malzemelerle yapılmış yine. Bu sefer ampul ve serum gibi bakım aşamalarından sonra uygulandığında cilt bariyerini güçlendiriyor, dışarıdan güçlendiriyor. Diğerleri içeriden içeriye işleyen bir teknolojiydi. Losyon dışarıdan onun bariyerini güçlendiriyor sıkılaştırıyor. Gelelim göz çevresi kremimize. Göz çevresinin kırışıklıklarını ve morluklarının düzeltmesinde katkı sağlıyor. Bunun içinde de ve nemli ve gergin bir göz görünümünü sağlıyor bize kullandığımızda. Bu birazcık daha yoğun. Bu şekilde bal mumu gibi arkadaşlar yapısı. Böyle çok cıvık değil. Bunu normalde göz çevremizde kullanmamız gerektiği yazıyor ama Royal Master'ımız bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapmıştı. Aylarca yaptıktan sonra sunum yapmış.
Ve artık yüzümüzün her yerinde kırışıklığı olan bölgemizde sürebiliyormuşuz. Yani sadece göz çevresi değil, her yerine kırışık olan işte dudak çevresine falan, gözümüzün alnımızda, farklı yerlerde kırışıklığımız varsa da bunun için etkili. Göz çevremizde hem beyazlatıcı hem kırışık önleyici, yine de bu da kliniği tamamlamış bir ürünümüz daha. Şimdi son olarak besleyici kreme geçiyoruz. Besleyici kremde de sıkılaştırma kırışıklık önleyici kliniği tamamlanmış bir kremimiz. Gerekli olan cildimizde gerekli olan nemi sağlıyor, nem kaybını da önlüyor. Ve vücudun tamamına sürebileceğimiz, boynumuza kadar her yere sürebileceğimiz konsantre aydınlatıcı yağ karışımıyla ciltleri besler ve bize doğal bir ışıltı verir. Şimdi ben bunları kullandıktan sonra şöyle bir tane yeşim taşım var, masaj aletim. Ben ayrıca doğal taşlarla da ilgilendiğim için bunların eğitimini aldığım için yeşim taşının vücudumuzda ve cildimize çok faydaları var. Ben bunu buzlukta birkaç 10-15 dakika donduruyorum. Hem soğuk uygulama yapıyorum cildime, hem bu şekilde ürünün emmesine yardımcı oluyorum. Burada şimdi genel olarak anlattığımızda işte bir daha belirtisinden geçeyim. Tonik iyi bir emilim için cildi temizliyor. Ampul çözümün anahtarıdır. Nerede ne varsa, hangi sorun varsa direkt oraya etki eder. Serum iç elastikiteti artırır. Losyon yağ ve su dengesini kazandırır. Dış bariyerden korur. Dış bariyerini sağlamlaştırır. Göz kremi sıkılaştırır. Ve besleyici kremimiz de esneklik sağlar. Şimdi bizim fiyatını merak etmişsinizdir. Bilmeyenler vardır aramızda. Biz normalde müşteriysek, üye değilsek bize 3.000 liraya geliyor. 2.999. Eğer biz üyeysek bize 2.499 liraya geliyor. Ama puanı, PV'si çok yüksek bir ürünümüz. 168.750 PV'si var. Şimdi işte çok pahalı gelebilir bazen ama bu kalitede bu kadar ürüne dışarıdan aldığın zaman emin ol 3-4 katı daha pahalıdır. Ve bu ürünler biz nasıl sahip olacağız? İlk ben deri olduğum zaman nasıl sahip olacağım? Çok pahalı alana falan demiştim. Ama görevlere katıldıkça ben birkaç settir alıyorum. Yani hediye olarak geliyor bana. Teşekkür ederim sponsorlarıma bu yüzden. Şimdi herhangi bir sorunuz yoksa ben C vitaminine geçeceğim arkadaşlar. Ona kısaca değinmek istiyorum. Çünkü antibiyotikleri biz dışarıdan cildimizi sağlamlaştırdık ama içeriden de bir takviyeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Sorunuz yok herhalde. Ben en son da alabilirim tabii ki. Şimdi bizim C vitaminlerimize geçelim. C vitaminini araştırmalarıma göre hepimiz aslında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Grip zamanlarımızda, nezle zamanlarımızda hepimiz bağışıklığımızı yükseltmek için kullanıyoruz bunları. Gerek dışarıdan alıyoruz, gerek evdeki vitaminlerden, işte meyve sebzeden almaya çalışıyoruz. Özellikle de hastalık zamanlarında alıyoruz. Bence artık bu çok yanlış. Bizim hasta olmadan bağışıklığımızı yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben bu hava değişimlerinden evde 4 kişiyiz. Herhalde etkilenmeyen bir benim. Çünkü C vitamini günlük kullanıyorum. Hatta atomiye girdiğimden beri ara ara düzenli kullanmasam bile aklıma geldikçe kullanmaya çalışıyorum. Çünkü cildime de çok fazla yararı var. İki tane çocuğum ikişer üçer defa hastalandılar. Eşim 15 gün yataktan çıkmadı ama ben hiç hastalanmadım, etkilenmedim onlardan. Bunun herhalde C vitamini de büyük C vitamininden dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağışıklığım bu kadar yüksek değil. Benim bildiğim kadarıyla eskiden çok hastalanırdım. Şimdi bizim C vitaminim şu şekilde. Gördüğünüz gibi elimde de bulunuyor. İçinde 7 çeşit renkli gıda var. Kolajen desteği var. Balık kolajeni arkadaşlar. Balık kolajenlerini biliyorsunuz. Kolajen günümüzde çok fazla artık herkes at kolajen kolajen diyor. Kas ağrılarında, tutumda, vücuduna kadar, saça kadar kolajen etkisinin farkındayız artık. Ki biz bundan önce de ben kolajen kullanıyordum, ara ara kullanıyordum. Cildim çok böyle kırıştığı zaman ihtiyacım olduğunu hissediyordum, alıyordum. Ve bizim bunda C vitamini içinde var. Koenzim Q10, o da cilde çok fazla yararlı olan bir maddedir. Şimdi hepsi tek tek araştırmadım ama bu isimleri çok fazla duyuyoruz.
Atomi'de C vitamininde kırmızı ve sarı olmak üzere 7 renkli gıda içeriyor. Ama 5 tane temsili renkli gıdası var. İşte beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve sarı. Bunların içerisinde mandalina, mango, mandalina, kabak, çilek, nar, brokoli, fasulye, sarımsak, soğan ve armut şeklinde gruplandırmışlar. Yani C vitamini sadece C vitamini olarak bilmeyin. İçerisinde çok fazla sebze meyve katkısı var. Şimdi vitamin niçin gerekli vücudumuzda? Çünkü vücudumuz kendisi bunu sentezleyemiyor. Yani dışarıdan almamız gereken bir üründür C vitamini. Bağışıklığımızı yükseltmek için kansere kadar yani her türlü hastalık için kendi vücudumuzda bir bariyer oluşturmak için kullanmamız gerekiyor. Hani gıdalardaki C vitaminiyle takviyelerdeki aynıymış arkadaşlar. Hani artık biz biliyoruz ki her şey hormonal, her şeyin içinde hormonlar var. Biz ne kadar yesek de eski vitaminler yok. Kokularını bile biliyorsunuz artık, eski tadı bile vermiyor bizim meyve sebzelerimiz. O yüzden dışarıdan bu takviyeyi almamız gerekiyor olabilir. Bir antioksidan olarak işlevi ve bağışıklık işlevindeki rolü nedeniyle C vitamini çeşitli sağlık durumlarının önlenmesine veya tedavi edilmesine yardımcı olmak için teşvik edilmiş. Günlük tavsiye miktarı erkekler için 90 miligram, kadınlar için 75 miligramdır. Ve suda çözünen bir vitamin. Ancak ısı C vitaminini yok ediyormuş. Şimdi bir toparlayacak olursak, C vitamini bağışıklık fonksiyonumuzu geliştirir. Kolajen üretimini destekler ve antioksidandır. Şimdi bizim C vitamininin içerisinde kaç tane vardı? 90 tane şase var arkadaşlar. 90 tane, 90 günümüze, 3 ayımıza yetecek kadar var. Bize geliş fiyatı üyeysek 212 lira, değilsek 255 lira. 3 ayımıza yetecek kadar varken, ya gerçi bu bize PV desteği de sağlıyor ayrıca. Ama dışarıdan aldığımız bir ürün, ben daha önce de biz alıyorduk, hastalık dönemlerinde almak zorunda kalıyorduk. Doktorlar yazıyordu ve hemen hepsi de özel reçete. Yani doktor, hani devletin karşılayamadığı ürünler oluyor. İçinde 20 tane, 30 tane oluyor. 208 liraya buluyor. Şu anki fiyatlar bu. Biz 90 bir aya yetecek kadar 208 lirayken, bizim 3 aya yetecek kadar 212 lira. Hem dışarıya göre de çok uygun fiyatlarımız var. Şöyle şaselerde toz halinde tutuluyor arkadaşlar. Biz normal kullandığımda günlük bir kere şu şekilde, işte kahve gibi, Nescafe'lerimizi biliyorsunuz, kahve gibi açıp bardağı ekleyip toz halinde de şu şekilde günlük bir tane bardak içmeye çalışıyorum. Bu kadar. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.